Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Save and Drop falan oynuyoruz. Eğer bilmeyenleriniz varsa şöyle söyleyeyim abi ben size. İki tane karşımıza şarkı çıkıyor. Hangisini mesela seçmeliyiz, hangisini seçmemeliyiz? Hangisini mesela elemeliyiz, hangisini seçmeliyiz tarzında. Ya bu benim şahsi görüşüm. Kendiniz de mesela yapabilirsiniz. Kendiniz yaptığınız takdirde yorumlar yazın abi. Ben bunu seçtim falan diye. İki tane karşımıza şarkı çıkacak. Hangisini ben daha çok seviyorum, hangisini seçeceğim. O şekilde bir şey, şekilde düşünebilirsiniz. Geçelim abi. Eğlenceli bir oyun olacak gibi gözüküyor. Video etmeyince de kanala abone olmayı, video beğenici konusunda beğenmeyi unutmayın. Let's go, geçelim abi. Göster. Seçiyorum. Bilmeyenlerim varsa bu arada bildiklerimi seçeceğim abi, mecbur. Kural. Tamam. İki tane şarkıdan bir tane seçeceğiz. İki tanesini seçemeyiz. Pardon. Adamlar kanala abone olmayasa şeyine baksana. Yüzüne baksana. Çok fazla. Netulav güzeldi. Fena değildi. Ama çok fazla dinlemedim yani. Sadece o gün dinlemiştim. Ay gelen şarkıya bak. Burada text, direkt text, I know I love you. Benim son 1,5 ay, 1 ay içerisinde dinlediğim en çok şarkıydı. En çok dinlediğim şarkıydı abi. Hani şey değildir, hani aralarında böyle en çok dinlediğim şarkılarından bir tanesi falan değil. En çok dinlediğim şarkıydı. Hasta usta falan beraber olsun, bayağı çok dinliyordum. Yani o yüzden text, I know I love you. Söyleyebilsem bir de. Koyunlar çabar Joe. He's me like falan diyor. First bayağı dinlemiştim. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Luna'yı seçeceğim ama ya. Luna daha güzeldi. Ya son çıkmasından dolayı değil. Ben mesela Everglow'u çok seviyorum. Hatta çıktığından beri takip ediyorum. Hatta fandomundayım. Ama Luna'nın şarkısı muazzamdı yani, böyle baya Girl Crush'ın tam dibiydi yani. First de öyleydi ama yani bir tık daha iyi bana göre Luna, Pete Town. I even left you my beat. I like them. Yalnız duran yine bak sana. Oo, abi böyle ne oluyor oğlum, nasıl bir karşılaştırma bu? Ama BTS Butter diyeceğim tabii ki. Bak, Don't Fight Feeling çok güzel bir şarkıydı. Ama SM sağ olsun ki bildim böyle bir yere koyup abi. Bir yere sığdırıp adamlara. Hani burada dans edin abi 3 dakika önce. Araya birkaç tane kesit koyarız diye klip çekmişler. Lanet olsun ki SM. Lanet olsun ki. Daha ne kadar sömüreceğiniz abi adamları bilmiyorum. Böyle bir şey olamaz abi. Klip belki daha iyi olsaydı belki gözüme daha iyi gelebilirdi. Ama şarkı konusunda bakacak olursak çok fazla böyle... Yani hemen hemen nötr aslında benim için. Çok fazla mesela Butter mesela sevdiğim bir şarkı ama böyle tamamen tutulmuş bir şarkı değil. Don't Fight Feeling'li böyle arada böyle hani bir şey var böyle. Hani çarpışırlar mesela, iki tane kılıç çarpışır ama bir taraf yenemez. O şekilde bir durum var aramızda ama hani klibi bir tık daha iyi olduğu için direkt Butter'ı seçeceğim. Don't Fight Feeling. Oo, Kravitz'in My Turn Tracks bayağıydı bu arada. Lockdown da çok iyiydi bu arada, Devil Charges FX'in. Bak Apex daha çok tutuldu, tamam daha çok göz önüne falan serildi. Ama ben çok fazla tutuldu diye çok direkt seçecek halim yok. Çok da beğenmiştim ama Marchion'un havası çok farklıydı lan. En zorlanacağım şeylerden bir tanesi bu galiba. Yok, çok zor lan. Bir dakika, tekrar dinleyeceğim. Kulağın maaşını alsın. Yok abi, Gravity My Turn. Ah, geldi My Bias. My Bias değil aslında, direkt... Ayo direkt şey böyle, hani direkt... Tek bir kişi, solist. Ama benim direkt ilk göz ağrım diyebilirim. 12 sene öncesinden bahsediyorum. K-pop'ta en çok sevdiğim kadın yani. Ve şarkısı zaten Lil Yak çok iyiydi. Weekend'dan da iyiydi. Yani Taeyeon da güzel bir rakip.
Taeyong'da mesela senesinden beri takip ederim ben. Hani 10 senedir falan tanıyorum mesela Taeyong'da. Ama IU'nun şarkısı daha iyiydi. Hani onu daha çok sevdiğimden de şarkısı cidden çok daha iyiydi. Tabii bana göre bu. Kendiniz de dediğim gibi abi, hanginiz mesela daha hangi şarkı seviyorsanız yazın abi yorumlara bakalım. Çok sumu bir şarkıydı Taeyong'un şarkısı da. Ayy. Çok bayağı bayıldım şarkıda Alkol Free. Çok iyiydi. Bak Brave Girls'ın havası çok farklıydı, tamam mı? Şarkısı da mesela güzeldi de. Hani Alkol Free mesela yani sürekli açıp dinliyordum hani. Yani demek ki o daha çok bana hitap etti ve daha çok böyle sevdim şarkıyı. O yüzden Twice Alkol Free diyorum abi. Ama Brave Girls'ı çok sağlam geri dönüş yaptı. Şarkı da çok iyi yani. Göster. Tesseract'ı 1,5 dakikalık şey izlemiştim. Fena değil ama bayağı bir kopmalık şarkıydı yani. Sağlam. Aaa. Direkt aa. Drink it the boys. Ya. Bak Tesseract'ın 1,5 dakikasını izledim ama tamam hani. Devamlı izlesem belki daha farklı bir şeyler olabilirdi. Ama Drink it boys'un full'ü izledim. Bir de şey böyle. Hani Drink it boys. Benim bu sene böyle en iyi sevdiğim şarkı ve en kulağıma en güzel şarkıların gelen şarkılardan bir tanesi olabilir diye diyebilirim size. Hatta tepkisini falan çektik. Nasıl tepkimi verdi falan görseniz bana da hak verirsiniz. Bayağı güzel şarkıydı yani bence. O yüzden Drink It Boys. The Boys'un. DB'ye selam olsun. Stray'sin ben bu şarkını izlemedim bu arada. Hayır. Hayır. En çok sevdiğim grupların başına gelen gruplardan... Seçmek zorunda kalacağım. Ama AT'yi seçmek zorunda kalacağım. Çünkü Stray Kids'in bu şarkısını izlemedim abi. O yüzden Answer şarkısı da çok iyiydi. Bu şarkıyı izlemedim bu arada. İzlersiniz izleyebiliriz abi. Bari bu şekilde mahcup olmayayım. Şarkı izleyelim. Sonra. Peki. Çok iddialı. Şarkı güzeldi ama çok dinledik yani. Abi şu an next level yani. Şu an next level. Öncesinde belki çok farklı olabilir de. Aespa'nın şarkısı yeni şarkı ve hani şu an yani daha çok geri şarkılar daha çok kulağına daha güzel gelebiliyor yani. Ama Aespa'nın şarkısı bence daha iyi. Yani şu zamana bakacak olursak. Yani çünkü kulağımız yeni dinliyoruz tam. Hani yeni şarkı daha çok dinlenir. Şu an mesela Aespa'nın şarkısı bana bir tık daha iyi geliyor. Daha iyi gelir yani dinlesem. Çok zor ha. Uff, N.I.P.'un şarkıları mükemmel ya. En gerekli de buna, selam abi. Antromantik izlemedim, çok güzel diyorlar ama izlemedim abi. O yüzden Favor N.I.P.'un diyeceğim. Favor çok iyiydi. Ay, Black Mirror One Hour şarkı çok güzeldi bu arada. Bayağı iyiydi. Ne gelecek? Inside Out da güzeldi ama hani... Black Mirror bana daha çok yakındı. Bayağı güzeldi. Ben orada yamulmuştum bildiğin o şarkıda ya. Şarkı da fena değildi ekstraları. Alexa'nın. Bu ne gelecek? Bak Alexa'nın şarkısı aklımda güzeldi ama böyle hani aklımda tam olarak şarkının nakaratı dahi bile kalmamış. Hani Bam Bam Soyun'un şarkısı daha güzeldi ya. Düşünüyorum abi. Yok çok daha güzeldi aynen. Ben Soyun'u mesela çok severim. Alexa mesela çok yani 2 veya 3 tane şarkısını dinlemiştik. Güzeldi. Önemli ve güzel bir şarkıcı. Ama Alexa'nın mesela diğer dinlediğimiz şarkıları falan daha güzeldi. Kanalda falan olan şarkılar hatta daha güzeldi. Hatta son bu şarkısının ekstrayı falan izlerken de onu demiştik. Ya, ama Soyun'un şarkısı bir tık daha güzel diyebilirim yani. Çok zor seçimler bu arada he. Hepsi kafa kafaya bu arada. Ay gelen şarkıya bak. Lan! Hayır kim? Yok abi. Ay NCT dizayn olarak şu an üzüldüm ama yapacak bir şey yok abi. Ben bu arada Permission to Dance'i Butter'dan daha çok beğendim. Permission to Dance bayağı güzel şarkıydı. Çok böyle enerji verici bir şarkı. Hele Future da mesela öyle ama lan ikisi de adamlar öyle bir tuturmuş ki yazın falan ama böyle hani
bulmuşlar tamam mı? Hani kimli kimle kıyaslayacağını falan çok güzel seçmişler ama BTS'in şarkısı bir tık daha önde bende. Hele Future da güzel evet. Ay bu şarkı çok güzeldi ya. Yo Yama şarkı çok tutulmamıştı ama ben çok güzeldi. Bamlama şarkısı da bayağı izlendi, Ribbon şarkısı. Ben de izledim. Güzel şarkı. Ama hani Bamlama'da bayağı bayağı rekor kırmışlar, bilmiyorum. AKS'lere falan varsa yazsın abi, onlar daha iyi biliyordur. Niye öyle bir şey bilmiyorum. Niye mesela Bamlama'da bir rekoru falan kırılması denendi. Çünkü Bamlama muhtemelen kendi kanalıydı. Yo Yama kendi kanalı değildi. J Park'ın direkt altında olan bir şirketin altında şarkı çıkarmış olması lazım. Ondan da olabilir mi bilmiyorum. Ama Yo Yama şarkısı bence daha iyiydi. ASAP çok iyiydi. Ay nakarat kısmı bayağı iyiydi bu arada ASAP'ın. ASAP. Veki şarkısını izlemedim abi, Piki. O yüzden ASAP'i seçeceğim size ASAP. Bayağı iyi şarkı, muazzamdı. Ay Treasure'ın şarkısı çok iyiydi ay. Ama bak güzel şarkısı yani karşılaştırmalı falan çok iyiydi. İlk şarkı da bu arada. Ama şunu demek istiyorum. Bir bak Treasure'ın ben şarkını o kadar çok seviyorum ki. Yani, şarkısı I got neydi o boy şarkısı vardı. Boy ile mesela kafa kafa eşler diye sayılabilirim. Çok zor ya bir dakika. Ben Treasure diyeceğim abi. Çünkü şundan dolayı. Kayın şarkısı güzel tamam mı? Görsel olarak, kıyafet olarak falan güzel. Hani visual olarak falan güzel. Şarkı da mesela normal dinlenebiliyor. Güzel. Hatta bayağı bir challenge falan oluştu. Ama Treasure bütün olarak yaptığı için daha çok bir hani ön tarafta ve Treasure'daki adamlar çok böyle yetenekli. Hani az buz yetenekleri yok yani. Bayağı bir yetenekliler. Ben daha çok yani şarkıyı falan böyle I Love You falan mesela bana daha çok gelmiş. Orange falan daha gelmişti ama Treasure'ın şarkıları o kadar iyi ki daha iyi diyebilirim ben yine her türlü. Çok ama böyle hani kafa kafa %51 %49 falan diyebilirim yani. Ay bu VJS'nin Unnatural şarkısı güzel de bu arada. Fena değil de. Pink Fantasy'nin Poison şarkısını izlemedim. O yüzden Unnatural WJS'ni diyorum abi. Ay ay şarkı çok iyi diye. Old bir grup gelecek değil mi? Shine falan gelecek muhtemelen. Yo. T-Rex'in şarkısı geldi. Ben bu şarkı bir ara görmüştüm. Aklımdan az çok böyle yere dinmiş ama yani ya. 2PM'in Make It baya sağlamdı yani. Rocket Punch izlemiştik bu arada bunu. Şarkı güzel, tatlı bir şarkısı vardı. Cherry Blood'u izlemedik abi. Love So Sofit'i. İstiyorsanız izleriz. Ama Rocket Punch bana bir tık daha yakın. Çünkü o şarkıyı dinledim yani sonuçta. Ay. Kim gelecek merak ettim. Ha, bak Monsta X Monbebe'lere selam olsun. Bak son çıkan şarkısı Monsta X'in bayağı iyiydi. Gabler şarkısı mesela insanlar çok fazla şey yapmadı. Güzel demediler ama Gabler şarkısı bana göre yine iyiydi. Ama Astro One farklı bayağı böyle şey. Ben arada dinlerim yani. Böyle hatta Rocky olması lazım. Bayağı hızlı bir adam 8 saniyede 64 kelime falan söylüyor. Benim listemde falan var. Bayağı dinliyorum Astro One'ı bu arada. Bilginiz olsun. O yüzden Astro One diyeceğim. Mükemmez. 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 Oha biri gaza bastı bayağı. Aaa. Ben. Big Bang'in. Kim gelecek? Ben bu şarkıyı izlemedim bu arada Aykan'ın bilinki söylüyorlardı ama çok şarkısını dinledik sadece bunu dinlemedik galiba. Yani dinlemeniz güzel büyük tutulan şarkılardan bir tanesi bu galiba. Bang Bang biliyorum bayağı da güzel şarkı. Direkt Big Bang 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 diyeceğim çünkü dinledim abi bu kadar basit aslında.
Havası falan daha güzel gelmişti yani bana. Bayağı cool gelmişti. Ama Big Bang'in dinlediğim şarkılar arasında mesela en mesela böyle en sevmediğim değil de en güzel olmayan şarkılardan bir tanesi yani. Diğer şarkılar çok güzel abi. 10 sene önceki şarkılar falan neydi yani öyle. Bilenleriniz varsa zaten biliyordur yani. Peki bu izledik mi lan biz? Peki bu izlemedik biz bu arada. Red Velvet'in Peaky Boy'u nasıl izlemedik lan biz? İzleriz abi bunu. Yazın ben izleyelim bunu. Ay Boka geldi Dream Catcher. Tabii ki de izlemediğim için Boka Dream Catcher diyeceğim ki Boka Dream Catcher zaten çok farklı bir seviyeydi. Benim Dream Catcher'da ilk dinlediğim şarkıydı yani. Bayağı iyiydi Dream Catcher Boka abi. Ay bu şarkı çok güzel de iyisi. Ben çok sevmiştim. Bak SF9 şarkısı biraz daha böyle beat biraz daha seksist bir şarkıydı. Ama Ace'in High şarkısı kulağımda benim biraz daha güzel gelmişti abi. Daha çok beğenmiştim. Yani şarkısı olsun nakaratı falan olsun daha çok hoş gelmişti kulağıma. O yüzden Ace'in High şarkısı. Bir şey diyeceğim. İlk şarkıyı da çok duydum. Yani böyle hani şarkıların böyle %20'sini %30'unu falan dinlemişimdir. Gaşına daha çok böyle hani yani iki tane iki şarkıcının da böyle patlamalık durumları falan daha çok oldu. Bu şarkılarda özellikle. Gaşına mesela biraz daha hakimim. O yüzden Gaşına diyeceğim abi. Ama Chungya'yı daha çok seviyorum normalde. Ama Gaşına şarkısı daha güzeldi. Ay bir ayın ilaç şarkısı geldi. Bu şarkı var ya. Bu sene dinlediğim en iyi sol şarkıların bir tanesi de bu arada muazzamdı. Kendisiyle mi kapışıyor lan? Nova'nı bilmiyorum bu arada. O yüzden illa seçiyorum bir ay şarkısını. Bir ayın şarkısını var. Bence güzel ama rakip önemli. Çok güzel değil çünkü Megic. Çok böyle ağzım açık izlememiştim. Ha. Life is Going On'u ben izlemedim bu arada. İstiyorsanız izleriz onu da. O yüzden TXT'nin direkt Maggie şarkısını seçiyorum. Left Side. Şarkı güzeldi. Ama ne gelecek karşısına? Mamış. Ah. Nakarat kısmı çok iyiydi. Yok ya. Mamının Where Are We Now daha güzeldi abi. Bir tık daha güzeldi. Yani bir tık değil hatta baya baya daha güzeldi ya. Mamının şarkısı. Ya çünkü, yani çünkü yok aslında. Kulağıma daha güzel geliyordu benim açımdan. Ya Rose'un sesi falan güzel ama ben mesela örnek vereyim. Vayne falan mesela, Vayne'in falan da mesela benim biasım var kendisi. Solar falan da mesela, Hivasa falan. Sesleri bomba gibi ama onun falan böyle şarkı ses olarak falan. Muazzam yani. Hani klip falan değerlendiremiyoruz çünkü ikisinin de klibi çok soft. Hani normal çok fazla soft bir klip. Hani nasıl desem soft klipler zaten böyle hani çok fazla uçuk saçık böyle çok fazla görsel ve CGI'likler çok fazla böyle patlamıyor. Normal bir seviyede gidiyor. Aşırı derece şaşırtması için ne olabilir mesela? Çok mesela çok böyle nadir çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Bana soracak olursanız. Ay. Bakalım kim gelecek? Airplane daha güzel ya. Airplane daha güzel abi. Airplane bir tık daha güzel. Çünkü Serkis'in şarkıları güzel ama bazı şarkılarının biraz autotune kullanılıyor ekstra böyle biraz. Biraz kullanılıyor. Bu şarkı da birazın biraz daha üst seviyesindeydi bence. Airplane şarkısı da baya güzel bir şarkıydı. Bence Airplane abi. Söyle. Bu şarkıyı dinlemiştik Vigo. Güzelle. Karşısına çıkacağı önemli. From Beast 9'ı bakalım. Lucky Tat'ı izlemedim bu arada. UBS'ini. Esen'i. O yüzden From Beast 9 we Ay Spider Rush bayağı iyiydi. Çok esrarengiz gelmişti bana. Adam gibi konuştum yalnız bu arada. Çok wow falan olmuştum. Solo şarkıcı dedi. Ne yapıyor lan? Nasıl dans ediyor falan böyle bildiğin. Örümcek gibi adam yani. Abi işte güzeldi ama işte temin girince araya sıkıntı yani.
Yani bak güzel, Hoshino ki çok güzel. Nakarat kısmı bence bir tık eksikti Hoshino'nun. Yani Tame'in Advice zaten böyle, ben baya baya böyleydim yani. Daha çok sevmiştim. O yüzden Tame'in Advice abi. One Advice. Ay, Wild After School. Benim bu sene böyle tatlı konsept, cute konsept olarak en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi bu arada. After School hatta en iyisi falan diyebilirim yani. Sonuncusu mu bu kanka? Bu ne oğlum, sürpriz gibi. Çok sıkıntı bu. Çok sıkıntı bu. Çok sıkıntı. Ay, sonunda patladık desenize. Bak oğlum, klip olarak yok ya. Bak nasıl biliyor musun, böyle %50,5 %49,5. O yüzden Weekly After School diyorum ben ya. Weekly After School böyle bir tık böyle, hani çok böyle uçlar falan yani. Weekly After School bence bana göre bir tık daha iyi. Ama çok zor yani böyle. Hemen hemen eşdeğer yani. Bunlar ne lan? The Boys'ın bu şarkısını bilmiyorum, böyle Bloom karşısına kim gelecek? Yani eski şarkılarını bilmiyorum ama Pentagon Shine yani, anlatabiliyor muyum? Bayağı iyiydi. Çok iyiydi. Pentagon Shine, o yüzden. Bonus Round mı? Bu şarkıyı bilmiyorum abi, size ikisini. Çok istiyorlar. Bakmak istemiyorum. Spoiler oldu kanka, lütfen. O yüzden Ace Gimme Gimme Ace 27 Gimme Gimme diyeceğim mecbur. Dinlemiştim. Ama alını da dinleriz abi herhalde, size ikisini. Güzeldi. Bence güzeldi yani. Tatlıydı. Fena değildi. Siz ne buldunuz abi? Hangi şarkı size göre daha iyi? Yorumlara yazın. Oradan bakarız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi, konusunda beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın abi. Görüşmek üzere. Bay bay.